Evet, merhaba herkese. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin sinema okulu bölümünde. Ben yönetmen Nisan'da ve oyuncu Hazal Kaya ile birlikteyim. Oyunculuk üzerine sohbet edeceğiz. Hazal, hoş geldin. Hoş bulduk Merhaba. Nisan, merhaba herkese. Telefonumun ekranına hoş geldin diyorum. Sen de benim telefonumun ekranına hoş geldin. Evet, setten sonra seninle böyle kavuşmak kısmet Ay oldu. evet. Antalya'da bir arada olmayı dilerdim ama önümüzdeki festivallerde umarım. Yani ne güzel olur. Evet, 15 senelik bir macerası olan bir oyuncusun. Filmlerden dizilere, reklamlara, her türlü sette, türlü türlü çeşit çeşit yönetmenle bir arada olduğun bir yolculuk. Evet. Çoğu kişi biliyordur belki ama bir kere daha senden dinleyelim. Bu yolculuk nasıl başladı? 15 yılın ilk günlerine gidersen zamanda seni biraz geriye götürelim. Bu yolculuk nasıl başladı? Benim hevesimle başladı bu yolculuk ve bence çok da erken başladı. Herkese önerebileceğim bir şey değil 15 yaşındayken setlere girmek, düşmek. Ama benim karşıma hem çok iyi öğretmenler çıktı açıkçası. Çok şahane ustalarım oldu. Hem oyunculuk anlamında hem sektörün içinde var olmayı çok şahane kadınlardan öğrendim bu içinde. Şimdi oraya döndüğümde böyle iyi ki 15 yıl geçmiş diyorum. Çünkü sancıları çok zor. İşte tanınıyor olmak çok zor küçük yaştan. Pek çok şey yani bu mesleğin getirisi pek çok şey o yaşlar için çok ağır. İleriki yaşlar için de ağır aslında. Çünkü bir anda peyda oluyor ya hayatına o şöhret ya da her neyse. Bir sette olmanın sorumluluğu, oyuncu olarak bir sette olmanın sorumluluğu ağır her şeyden önce. Günün sonunda aslında oradaki bütün enerji yükünü sen taşıyorsun ve orası her zaman çok pozitif bir enerji olmayabiliyor. Orada çok büyük sıkıntılar yaşanıyor olabiliyor vesaire. Bunların hepsine rağmen kameranın karşısında işini yapmaya çalışmak başka türlü bir motivasyon, başka türlü bir hayatta kalma biçimi daha doğrusu. O yüzden hani iyi ki 15 yıl geçmişti şimdiki rahatlığıma kavuşmuşum diyorum. Ama başlarda evet çok zordu hayat. Evet ve sen aslında oyunculuğu setlerde direkt işin mutfağında öğrendin. Evet. Ve hani yüzme öğretmek için hani çocukları denize atıverdikleri gibi birdenbire başladın oyunculuğa. Peki daha sonra Bilgi Üniversitesi'nde bunun eğitimini aldığında eminim senin için bir cebinde birçok deneyimle okula girmiş olmanın verdiği artılar olmuştur. Ama gene de eğitimin sana kattığı bir perspektif değişikliği oldu mu? Okul sürecinde ve sonrasında neler değişti senin için? Ya da değişti mi? Açıkçası ben üniversiteden mezun olamadım. Dolayısıyla çalıştığım için mezun olamadım. Devam zorunluluğu olan dersler vardı. Ama aslında ben kazandığım paranın ciddi bir kısmını yurt dışındaki eğitimlere giderek kendime yatırım yaparak harcadım. İşte her yaz Los Angeles'ta mutlaka gittiğim başka bir oyunculuk okulu, başka bir oyuncu koçu oluyordu. Aslında açığı öyle kapatmaya çalıştım ama tabii ki dediğim gibi ben birlikte oynadığım oyuncular ve çalışım yönetmenler açısından çok şanslıydım. İşlerini yaparken yani o mutfak aslında oradan kıymetli. Teorik olarak öğrendiklerin çok şahane ve oradan üstelik kendine sağlam bir yol açabiliyorsan bu kendini yetiştirmekle ilgili o teorik bilgiler tabii ki çok kıymetli. Setteki pratik bilgiyi de küçümsememek lazım ama bu alaylı oyuncularla ilgili. Çünkü işini çok iyi bilen, çok severek yapan, o disiplinli, o acayip oyuncuları işini yaparken izliyor olmak ve arkada aslında ne yaptığını bilmek acayip bir perspektif Evet, katıyor. seninle Dolayısıyla ben ilgili aslında hep izleyerek büyüdüm. Hani evet çok film izledim, çok kitap okudum, işte çok sordum, çok öğrenmeye çalıştım ama insanların işlerini yaparken ki hallerini izlemek kadar ilham verici ve öğretici çok az şey var tabii.
Evet, seninle ilgili zaten hayran olduğum şeylerden birisi de bu. İçinde hiç dinmeyen bir açlık var. Asla ben oldum demiyorsun. Bu kadar yıllık deneyimim var deyip buna yaslanmamayı seçiyorsun aslında. Ve bence işin olmazsa olmazı bu. Bana da yönetmen olarak çok gelen bir soru. İşte sizce hani eğitim ne kadar önemli? Olmazsa olmaz nedir? Ve ben de hep bunu düşünmüşümdür. Ben oyuncular için de geçerli olduğunu düşünüyorum aynısının. İnsanın içinde bir tutku ve bir açlık olması gerekiyor kendini geliştirmek için. Ve hani ben okulunu okudum, işte şu elimdeki X, Y, Z bunları öğrendim ve tamam artık bununla yaslanıyorum ve sürekli kendimi tekrar ederek, hiçbir şey sorgulamayarak, sürekli bu öğrendiklerime tutunarak kariyerimin 20 yılını, 30 yılını devam ettiriyorum gibi bir yaklaşım yok aslında oyunculukta. Hatta biz seninle işte en son Pera Palas'ta gece yarısında birlikte çalıştığımızda ben projeye dahil olduğumda zaten aylardır Çağ ile birlikte çalışıyordun karakterin Evet. üzerine. Yani bu aslında işte bu işin ucu bucağı ve sonu olmadığını gösteren bir şey. En önemli şeyin de bu olduğunu düşünüyorum oyuncular için. O açlık ve sürekli bir tırtıklama, kurcalama. Peki senin için de böyle bir süreç var. Sürekli eğitimlere gittiğin, okulla başlayan, aslında okul öncesi setlerle başlayan çalıştımlar var farklı farklı. Oyunculuğa olan bakışın nasıl evrildi? Yani eminim bazı şeyleri farklı yapıyorsundur şu anda ilk işlerine göre. En büyük farklar ne oldu yaklaşımında? Yani ister istemez en başta çocukluk gibi, yani taklitle başlıyorsun aslında. Beğendiğin şeyi taklit etmeye çalıştığımı hatırlıyorum şimdi mesela. Ama o zaman da hocalarım vardı, işte eğitimler alıyordum. İşte kamera önü oyunculuk eğitimi almıştım mesela. İşte genel planda ne yaparsan öyle olur. Yakında ne yapmalısın vesaire. Çünkü set dinamiği biraz da farklı ve çok fazla tekrar almak zorunda kalabiliyorsun ya. Ama zamanla tabii izlemekle de ilgisi var. Az önce söylediğin şey için çok teşekkür ederim bu arada. Mesela işte sende de olan o, ya kolektif bir iş yapıyoruz, karşımdaki ne düşünüyor, biz bunu birlikte nasıl daha iyi hale getirebiliriz duygusu beni işime çok bağlıyor mesela. Bahsettiğin şeyin tamamının sevgiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Ben çok severek yapıyorum işimi. Dolayısıyla çok yorulmak da beni zorlamıyor ya da ne bileyim zaman zaman sıkılmak da beni zorlamıyor. İşte anlaşamamak, çevremdekilerle anlaşamamak da beni zorlamıyor. Ama mesela seninle yakaladığımız şeyi yakalarsak benim için bir şey oluyor orası. Sevgi çeşmesi, mutluluk şelalesi oluyor bir anda. İlk zamanlardan farklı ne yapıyorum? İlk zamanlardan farklı olarak artık kendimi çok daha iyi tanıyorum aslında. Yani oyunculukla ilgili büyük büyük cümleler kuramam ama şu ana kadar oyuncu koçlarıyla çalıştığım tekniklerin tamamında benim en çok işime yarayan önce kendimi çok iyi tanımak oldu açıkçası. Yeni yaptığım var. Yeni yeni mesela artık şimdi Çağ'la çalışıyoruz. Çağ Çalışkur'la. Şahane biri. Büyük ilham oldu bana. Çok gözümü açtı. Hem kendimle hem hayatımla ilgili, yapmaya çalıştığım şey ve işte yolculuğumla ilgili. Ama şunu fark ettiğim için çok izlediğim ve çok beğendiğim performanslarda hep şeyi fark ediyorum. İşte tıpkı şarkı sözü yazan şarkıcılar gibi, kendi sözlerini yazan şarkıcılar gibi, tıpkı işte bir yazar kadar aslında kalbinin ve ciğerinin ortada olması gerekiyor. Ve bundan korkmuyor olmak gerekiyor. Bu çok ürkütücü bir şey yani. Söylediğimde belki böyle çok romantik ve ne hoş gibi geliyor olabilir kulağa ama büyük cesaret ve büyük samimiyet işi. Aslında şu an biraz onunla ilgileniyorum yani. Kalbim ne kadar ortada şu an. Ben şu an ne kadar açığımla ilgileniyorum ve bu süreç beni mutlu ediyor. Bazen yakalıyorum kendimi. Korkarken yakalıyorum, utanırken yakalıyorum. Ya da ne bileyim şu an bunu yapmak istemiyorum, bu benim canımı çok sıkıyor derken yakalıyorum ama
kendimle bu kadar samimi bir ilişkide olmak da bana iyi geliyor. Her zaman bu kadar açık ve samimi değiliz ya kendimize de. En kolay kendimizi kandırıyoruz. Dolayısıyla hani bu süreç, hani oyunculuğu da bir kenara bırakalım, bana çok iyi geliyor ve yaptığım işten aldığım zevki arttırıyor açıkçası. Evet, oyunculuk bence epey zor bir iş bu arada. Ben sizlere büyük saygı duyuyorum yapabildiğiniz için. Yönetmenlik de bence epey zor bir iş. Bence bütün seti orkestra şimdi gibi idare yani edebilir. Farklı zorlukları var her kulvarın kendi içinde. Ama benim de mesela birçok yönetmene tavsiyem, empati kurabilmeleri için kamera karşısına mutlaka geçmeyi denemeleridir. Ve o bahsettiğin korku hissi, hani o ciğerinle, kalbinle, tüm kırılganlığınla ortada var olabilmek ve aslında bir spiritüel bir tarafı da olan bir iş yani oyunculuk. Bir taraftan da hani hep bir yetenekten bahsedilir ya oyunculukta. Ben zekanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani genelde iyi oyuncular çok zeki insanlar oluyorlar. Anda olan kişiler oluyorlar, karşıyı dinleyen ve zekadan kastım hani ne olup bittiğini gayet iyi anlayan, kavrayan. Bu konuya bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun? Katılıyor musun oyunculuğun bir zeka işi olduğuna? %100 katılıyorum. Bir de mesela aslında kamera önü oyunculuktan bahsettiğimizde sinemada, dizide aslında bir rejinin nasıl işlediğini bilmek, kamera dilinden anlamak, işin teknik boyutunu biraz bilmek de çok fayda sağlıyor diye düşünüyorum. Sen de bunu epeyce gözlemledin. Set olarak neyin ne olduğunu gayet iyi kavrayıp hatta sen yönetmene de epey yardımcı olan bir oyuncusun o anlamda. Ne olduğunu anladığın için hani paslaşmak kolay oluyor. Bu konuda hani senin mesela deneyimin var mı yani? Hani anlamış olduğum için oyunculuğuma şu anlamda teknik olarak yardımcı oldu diyebileceğin bir enstantane var mı? Ya da buna kafa yormak bir yandan da sağlıksız bir şey mi? Yoksa düşünmek, gözetmek lazım mı oyuncu olarak? Ne düşünüyorsun? O aslında biraz sette bulundukça, çalıştıkça bir mefhum olarak gelişiyor. Bir noktada bunu anlıyor olmak bir külfet olmuyor açıkçası. Yani bunu anlıyorum, şu an ne yapmam gerektiğini biliyorum ya da bir ona kafa yormuyorsun. Bir zaman sonra bir mefhum gibi gelişiyor. Yani kamera o sette çalışırken, çünkü biliyorsun ki zaman zaman yanlış yerde durduğumuz için çok doğru duygudayım. Büyük gazla girdim sahneye ama lanet olsun yanlış yerde duruyorum ve baştan alacağız. Korkusu yaşamadan devam edebiliyorsun hayatına. Ama ben bütün oyuncuların rejiden ve senaryodan anlaması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden hatta işte bu Amerika'da gittiğim okullardan birinde işte hem yönetmenlik hem senaristlik böyle sertifika programıydı, herkes vardı ve herkes birbirinin dersine gidiyordu. Yani senaristler de bizimle oyunculuk dersine giriyorlardı, biz de onların senaryo dersine giriyorduk. İşte Amerikalıların bizden farklı olarak bir de çekim senaryosu, yani o kamera hareketlerini de içeren, İşte ne bileyim o teknik bütün detayların yazdığı bir de çekim senaryosu oluyormuş. Hı-hı. Ayrıca orada öğrenmiştim ben de. Bütün bunlar, ya bu bunların tamamı bir bütün ya aslında. Tamamına hakim olmak her zaman çok büyük konfor bence. Yani bir oyuncunun reji, evet, bilmesi gerekiyor mu? Elbette, çünkü başka türlü yönetmeni anlamasının bir yolu yok. Bazen yine oyuncu olarak monitörde yönetmenin ne gördüğünü ya da ne görmek istediğini bilmiyorsun. Sana göre bir doğru oluyor ama yönetmene göre o doğru olmayabiliyor. Çünkü o, evet, sen sadece karakterinden sorumlusun. Bütün hikayenin içindeki yerini de anlamlandırmış bir halde. Ama o biraz daha fazla şeye hakim olmak zorunda yaptığı iş gereği. O reji biliyor olmak, o güven duygusunu ve esnekliği, senin oyuncu olarak esnek olmanı sağlıyor. O manada çok kıymetli bence. Senaryoya hakim olmakta ya da işte senaryo yazımına, dramaturjiye hakim olmak da o yüzden çok kıymetli. İşini kolaylaştırmak ve daha rahat çalışmanı sağlamak açısından. Yani. Evet, evet. Ben de genel olarak öyle düşünüyorum ama bazen hani acaba zihnini gereksiz yere kurcalıyor mudur bir yandan? Hani bir konuya fazlaca hakim olup da hani algının oraya kayması sorun oluyor mu diye düşünüyorum. Ama aslında bunu da
tolere etmeyi ve zihninde yer kaplamamasını sağlamayı öğreniyorsun. Yani araba kullanırken vites değiştirmek konsantrasyonunu nasıl bozmuyorsa onun gibi bir şeye dönüşüyor diyebilir miyiz o zaman? Yani? Kesinlikle diyebiliriz. Peki biraz da şeye dönelim geri. Böyle karışık konuşuyoruz ama hazırlık sürecine. Bir iş için kolları sıvadın, tamam dedin. İlk neler yapıyorsun? Süreç nasıl devam ediyor sete çıkana kadar senin için? Defter alıyorum. Her şeyden önce defterlerimi çok seviyorum. Bilirsin mor kaplı defterim. Evet, bizim işteki mordu. Mutlaka bir defterim oluyor. Böyle aklıma gelenleri yazıyorum. İşte ne bileyim senaryonun karakterin üstüne çalışırken özellikle bu son en son Çağla çalışırken çok uzun uzun yazmam gerekti. Bana çok iyi geliyor yazmak mesela. Aklıma gelenleri yazmakta, karakterle ilgili fikirlerimi yazmakta vesaire çok işime yarıyor. Onun dışında yani bu tabii her oyuncunun egosuna iyi gelmeyebilir ama bunu da yargılamam asla. Yani yargılayan bir yerden söylemiyorum ama bir oyuncu koçuyla çalışmak bana her zaman çok iyi geliyor. Çünkü her oyuncu koçu aynı teknikle çalışmıyor. Bambaşka fikirleri oluyor. Zenginleşiyormuşum gibi geliyor bana. Bazı oyuncular için benim ihtiyacım yok gibi bir yerden yaklaşıyor olabilirler ve belki de yoktur gerçekten. Hani kendi kendilerine çalışmak daha iyi geliyordur belki de. Bunun tek bir doğrusu yok elbette. Ama ben farklı teknikleri deneyimleyerek, öğrenerek, yazarak, çizerek böyle ders çalışır gibi yaklaşmayı çok seviyorum. Meisner tekniği çalıştınız. Biraz ondan bahsedebilir misin? Bahsedecek kadar hakim değilim tekniği açıkçası. Dolayısıyla bahsetmek istemem hani şöyle ettik böyle yaptık diye ama gerçekten böyle ders gibi çalıştım bütün senaryoya ve karaktere. Çalıştığı işte Çağla yaptığımız şey çok o anda kalmayı kabul etmeye dair bir şeydi. Çünkü bazen zihnin seni oradan koparıyor, bazen travman tetikleniyor, oradan gitmek istiyorsun, şu an bunu yapmak istemiyorsun falan. Orada kalmayı o anda o acıyla ya da her neyse o beni rahatsız eden duygu, o duyguyla kalmayı kabul etme ve o yangının tam içinde durmaya hazır olma hali beni çok besledi. Tabii ki kendi defolarını da fark ediyorsun bunu yaparken. Bir saniye ben böyle anlardan kaçıyorum, bir dakika ben burada olmak istemiyorum ya da bir saniye burası benim konfor alanım, bu acı benim konfor alanımmış kadar intim şeyleri, böyle kendine de ayrı intim bir sürü şey bilmiyorsun ya, onları öğrenmek, keşfetmek bana çok keyifli geldi açıkçası. Bir de bu tabii şöyle bir şeye de yarıyor, ister istemez oyuncu olarak her zaman izleyici tarafından sevilecek ya da sevilerek kabul görecek karakterleri oynamıyorsun. Dolayısıyla bazen işte bunu ben kendi kariyerimden Nihal'i de katabilirim. Bunu işte Feriha'dan da bahsedebilirim. Bunlar çok sevilesi ve alıp bağıra basılası kadınlar değillerdi. Ama o senaryo matematiğinin içinde tam da öyle olması gerekiyordu. Dolayısıyla bunu kabul etmek de, çünkü izleyici tepkileri Allah seni kahretsine gelince sen de her zaman bir dakika ya ben işimi iyi yapıyorum galiba, beni sevmiyorlar demiyorsun. Ya da bir dakika ya beni evet kolay kabul edemediler ama o zaten kolay kabul edilmeyecek bir karakterdi demiyorsun. Çok üstüne alındığın olabiliyor. Dolayısıyla şey, biraz o duygulara alışmak, o yakıcı duyguların içinde olmayı anlamlandırmak açısından da iyi geldi bana bu çalışma. O yüzden tavsiye ederim. Yani her zaman şahane geri dönüşler olmayacak ya da işte reddediliyorsunuz, biliyorsun yani oyunculuk reddedilme, bir reddedilme yolculuğu. Kabul görmüyorsun, sevilmiyorsun. Her zaman işte sen çok iyi yaptığını düşünüyorsun ama beğenilmiyor ya da hiç içime sinmedi bu benim diyorsun, çok beğeniliyor vesaire. Bütün bunlar olurken sende ne değişiyor? Sen kime dönüşüyorsun? İçeride ne oluyor? Eğer oradan bakarsan, bir dakika benim içime neler oluyor ya, bu eğlenceli bir şey olabilir diye bakarsan çok eğlenceli bir yolculuğa dönüşüyor. Yoksa büyük sıkıntı. Biraz bakış açın orada belirliyor
dünya algını. Kesinlikle. Ve bu dediğine katılıyorum. Yani üreten, bir şeyler yaratan her insan için geçerli bu. Yani yaptığın bir işi herkesin beğenmesi çok zor. O yüzden de hatta benim de prensip edindiğim bir şeydir. Bir işi bitirdikten sonra dünyayla onu paylaşmadan önce oturup kendim izlerim. Ve kendi kararımı öncelikle kimsenin etkisi altında kalmadan, olumlu ya da olumsuz, kendim vermeye çalışırım. Sonra o defteri kapatırım. Hani o düşüncemi, tamam ben böyle bir iş yaptım, şunları ve bunları düşünüyorum bu konuyla ilgili, iyisiyle kötüsüyle. Öz eleştirimi de yapar, onu bir kavanoza kapatıp saklamaya çalışırım. Sonra onu herkes alıp göklere de çıkarsa, hani o fikir uçmaz havalara. Herkes yerle bir de etse, al aşağı olmamak. Belki de ruhsal sağlığı koruyabilmek açısından gerçekten önemli bir bakış açısı. Dediğin gibi yani performansını beğenmeyen de olabilir, beğenen de olabilir. Bunun altında çok farklı sebepler de olabiliyor. İnsan dediğimiz kompleks bir yaratık. Hani bazen saldırı içgüdüsüyle ya da hani sadece seni acıtmak için, sadece dikkatini çekmek için kötü şeyler söyleyen insanlar olabiliyor vesaire. O yüzden evet, birazcık zor bir yolculuk. Peki şeye biraz geri dönersem, oyunculuk tekniklerinde Meisner'den önce denediğin başka teknikler olmuş muydu? Bunu da sevdim, bu da iyi bir deneyimdi, bu karakter için işe yaradı vesaire dediğin. Yoksa aslında ilk teknik çalışman daha çok Meisner üzerinden miydi? Yok, daha önce teknik çalıştım, stellarlar çalıştım. Çok edici bir deneyimdi benim için. İşte, neden? Çünkü işte id, ego, süperego hepsini ayırıp işte yok ikisini çalıştırıp ya, insan beden ne yapıyor, benim zihnim ne yapıyor şu an, ben kontrol edemiyorum noktasına düşebiliyorsun. O yüzden ben şok olmuştum şu an ne yapıyorum ben diye. Actors Studio'dan sonradan kaybettik. Barbara Poyet'e gelmişti Türkiye'ye. Onunla metot çalışıp metottan çok korkmuştum. Çalıştım bir sürü teknik ve bir kısmından da, yani daha doğrusu zihnin gücünden çok korktum. Çalıştım böyle bazı tekniklerde. Travmatik karşılıkları olduğu için önce steriladler ve metot oyunculuğu. Bana da ürkütücü geliyor. Metot çalışan oyuncuyla yüzleşmek hakikaten ayrı bir boyut. Yani işe yarıyorsa zihnin, tabii ki. Tabii ki. Ya bu arada işte Michel Denner'la çalıştığımda söylediği şey şuydu. Ve bana o çok iyi geldi. Ya bunu duymak iyi gelmişti daha doğrusu. Parmak izi kadar farklıyız. Elbette ki bütün teknikleri öğren, çalış ama kendi metodunu geliştir. Bulacaksın bir yolunu yani. Sana neyin iyi geldiğini. Ya bu aslında terapist seçmek gibi. Yani her terapiste aynı şekilde anlatamazsın ya derdini. Bazen evet, her teknikle derdini ifade edemezken bulabiliyorsun kendini. Teknik şahane bir teknik olabilir. Ama sana yaramıyor da olabilir yani. Dolayısıyla bunu duymak bana çok iyi gelmişti. Ve aslında onu yapmaya çalışıyorum. Hani, bu bana iyi geldi, bu da bana iyi geldi. Bu bana hiç iyi gelmedi, böyle yapmayayım falan diye aslında kendi yolumu bulmaya çalışıyorum. Hala çok gencim. Konservatuara gitmeyi ben tercih etmedim. Açıkçası çok korktum çünkü o sırada tanınan biriydim artık. Aşkı Memnu'da oynuyordum ben üniversite sınavına girdiğimde. Ve yargılanmaktan çok korktum. Yani maalesef o zamanlar daha sertti ama bir sınıfsal bir ayrım var oyunculuklar arasında. Sanki tek bir şey yapmıyormuşuz, hepimiz aynı şeyi yapmaya uğraşmıyormuşuz gibi. İşte şunlar tiyatrocu, bunlar işte bağımsız film oyuncusu, bunlar dizi oyuncuları gibi. Böyle bir kast sistemi var ve biz o kast sisteminin dizilerde tanınmış oyuncular olarak, demek isterim ben, hep en altındayız ve hep işte aşağılanan, hep hor görülen, sanki derdi sadece şöhret ve para sahibi olmakmış gibi. Dolayısıyla bütün bu mezunun da beni ne kadar etkilediğini ben şimdi fark ediyorum mesela. Hayır, ben o kasta ait değilim gibi kanıtlamaya çalıştığım bir şeyler varmış mesela. Şimdi onu fark ediyorum. Ama çok haklısın, var böyle bir algı var yani.
Bizde de aynı işte, yok reklam yönetmeni, reklamdan gelen evet, yönetmen sizde de. Ah, vesaire. bir de sizde de o dert var, doğru. Bizde de evet, Allah'tan çok geniş bir reklam geçmişim olmadığı için buna fazla maruz kalmadım ama ya da işte ana akımına girmeye çalıştığımda işte bağımsız film yönetmeni, eyvah ya, bu sıkıcı bir şeyler çekebilir falan gibi. Hakikaten yani bu ayrımların biraz daha ortadan kalktığı, daha hibrit işlerin yapılabildiği, yani hiçbir kutuya sığmayan, hani her yere göz kırpabilen, birden fazla yere ait olabilen işlerin yapıldığı, hani hem oyunculuk kulvarında da aynı şekilde böyle algılandığı bir yere doğru hafif hafif gitmeye başlıyoruz gibi. Kesinlikle. Sanki ufak bir değişim var yani. Bu dediğin şeyler, kutular daha keskin çizgilerle çizilmişti yani. Belki bundan 5 yıl öncesi senin o işte konservatuvar süreçlerinde bu korkuları yaşadığın zamanlarda biraz daha katıydı. Şeyi hatırlıyorum mesela, deniz seviyesinde Damla Sönmez'le çalışmak istediğimde, ki yani sinema filmleri de var gene ama işte diziyle belki daha çok tanındığı için o sırada, aa niye dizi oyuncusuyla çalışıyorsun? Ya ben o çok öfkelenmiştim mesela bu tepkiye. Bir de yani bir insan kariyerinde öyle yol almış olabilir hani. Ama yani bu onu yani dizi oyuncusu olarak tanımlamaz ve herkes böyle düşünürse bir insan hangi kutuya girdiyse orada kalmak zorunda zaten bu mantığa göre. Hani kimse de asla bir yere geçiş yapamaz gibi. Ama neyse ki bu ayrım birazcık kalkıyor. Bağımsız sinema da o anlamda güzel bir yere gitmeye başladı. Böyle arada duran işler var. Ben de o tarz işleri yapmayı seviyorum. Sen de keyif alıyorsun biliyorum sohbetlerimizden. O aralarda, derelerde duran işlerde. Peki bu bahsetmişken hazır. Hani farklı farklı işler vesaire. Sinema, dizi arasında tercih yapmaya kalksan bir baskın çıkan taraf var mı? Yoksa daha çok gelen karaktere göre mi heyecanlanıyorsun? Hani dizi format fark etmez mi dersin? Kesinlikle format fark etmez derim. Bir de benim zaten oynadığım çok sayıda sinema filmi yok. Özellikle yok. Çünkü az önce söylediğin, az önce bahsettiğimiz hikayeden dolayı ben şeyi de biliyorum. Auditionlarımın izlenmediğini bile biliyorum yani. Dizi oyuncusu, şimdi bağımsız sinemada falan diye. Hala audition'da veriyorsun aslında mütevazı bir şekilde o zaman. Yani şöyle, bir yönetmen sineması ise evet, elbette. Yani karşıda da buna karşı gelişmiş bir ego yoksa elbette. Çünkü audition'ların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Bu her zaman şey değil. Senin de ben bir dakika ya, ben böyle bir şey oynamak istiyor muyum anlamanın için de kıymetli audition. Yönetmen açısından da çok kıymetli. Dolayısıyla bunu böyle egosantik bir yere koymuyorum. Hani ben asla audition, Türk televizyon dizisi için audition vermem. Evet, çünkü ne yaptığım biliniyor vesaire. Ama hele ki bir yönetmen sineması ise, yani bir hikaye anlatıcısı birisi, bir günün sonunda naratör orada yönetmen. Benimle anlatmak istiyor mu bu hikayeyi, karar vermek zorunda. Ve elbette bu noktada hayır audition vermiyorum demek ayıp geliyor bana. Ama egosuzluk önemli bir şey bu arada. Yani egosuz olabilmek bu konuda. Mesela diyorsun ya Çağla çalıştım diye. Orada bile birçok oyuncu işte mesela ego yapıyor ve hani bunu hani aslında ilk büyük önemli adım bir yandan da kendini geliştirebilmek için ya bu mütevazilikte olabilmek. O anlamda egosuzluk da sağlıklı bir şey sanki, iyi bir oyuncu olabilmek için. İşte biraz kendini korumak için egosantik birisi olmak öğretildi hepimize. Aslında. Bir yandan da. Bir yandan işte, çünkü artık bu sosyal medyanın bu kadar yani herkesin cebinde bir kendi gazetesini, kendi televizyonunu, kendi basın aracını taşıyor olması aslında şeye yaradı. Hepimizin kendini doğru ifade edebilmesine, kendimizi ortaya koyabilmemize yaradı. Dolayısıyla eskiden şey vardı, işte oyuncu dediğin kendini geride tutar. Şey, çok ortalarda olmaz, özel hayatı konuşmaz, çok konuşmaz falan gibi, böyle hani bir şey gibi, mitolojik bir kahraman gibi geçip gidiyorduk insanların hayatından. Asla konuşmayın, o konuda konuşmayın, şu konuda konuşmayın. Röportajlardan cümleler silinirdi falan. Dolayısıyla insanlar şimdi, bütün oyuncular kendini rahat rahat ortaya koymaya başlayabildiği için
bunun konuşulmasını kıymetli buluyorum. Evet, zaman zaman kendimi korumak için o ego kalkanlarımı kaldırdığım olmuyor mu? Elbette ki oluyor. Ama burada o kadar kırılgan duygular var ki, işte yargılanma korkusu var, işte beğenilmeme korkusu var, yanlış anlaşılma korkusu var. Çok fazla kırılgan duygu var. Dolayısıyla kendimi çok da yargılamıyorum o noktalarda. Evet ya, tetiklendim, ne yapayım gibi. Tabii. Ama kendimi korumak zorundaydım gibi savunma yapıyorum yine. Öz savunmamı gerçekleştiriyorum kendime, ama onun dışında hani bu tip, mesela Meryl Streep de oyuncu koçuyla çalışıyor. Evet. Artık yani ben mi demeyeceğim yani oyuncu koçu? Bu arada bizim için de benzer bir durum var. İşte ben mesela son filmin Bir Nefes Daha için Süreyya Güzel'le çalıştım. Çünkü başrol oyuncum bonsai bağımlısı bir rapçi ve uyuşturucu krizlerinin inanılmaz bir fiziksel boyutu var o üzerinde çalışılması gereken. Ve ben bir yönetmen olarak hani bir oyuncuyu besleyebilirim, onu motive edebilirim, yönlendirebilirim. Ama bir spazm nasıl geçirilir? Bu altyapı bende yok. Çünkü ben zaten oyunculuğun eğitimini almadım. Dolayısıyla mesela birçok yönetmen var benim de tanıdığım. Onlar da oyuncu koçlarıyla çalışmaya çekiniyorlar. Sanki çalışırlarsa eksik olurlarmış yönetmenlik olarak gibi düşünüyorlar. Ama aslında bizim işimiz takım işi. Yani ne kadar güçlerini birleştirebilirsen birileriyle. Bu da işte egosuzluk gerektiriyor gene. Hani bir görüntü yönetmenini bir operatör gibi kullanmayıp kreatif olarak ne kadar işbirliği yapabilirsen oyuncunla aynı şekilde, oyuncu koçuyla aynı şekilde. Aslında kendini hani seni yukarı çekebilecek biriyle yan yana getirmiş oluyorsun. Kendini geliştirebilmek için bir fırsat sunmuş oluyorsun, ama bizde de maalesef benzer bir algı var yani. Sanki maalesef utanılacak bir şeymiş gibi oyuncu koçuyla çalışmak, ama her alanda aslında açık olmak. Yani o demek işte yani kaç tane iş yapmışsın artık, kariyerin mükemmel bir çizgide, bir gelecek kaygın yok. Gerçi eminim vardır sende, ama hani olmaması gereken bir noktada aslında. Ama gene de sürekli kendini geliştirmeye devam ediyorsun. Bence bu çok saygı görecek bir şey bu konuda diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben aynı şeyi senin için düşünüyorum bu arada. Yani sette gerçekten senin gibi biz bu işi birlikte yapıyor. Çünkü ister istemez evet egosuzluk gerekiyor takım çalışması için de, ama bu hiçbirimizin egosu olmadığı anlamına gelmiyor. Görülsün istediğimiz bir şey yapıyoruz. Görülmeye çalışıyoruz günün sonunda. Yani sen bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Ben işte o hikayenin bir parçası olarak, senin hikaye anlatımının bir aracı olarak orada en iyi şekilde işimi yapmak istiyorum vesaire. Ama mesela senin gibi kabul edici bir enerjin var senin. Sen kabul ediyorsun birlikte çalıştığın insanları olduğu gibi. Mesela zaman zaman işte sabahlara kadar çalıştığımız oluyor, çok yorulduğumuz oluyor vesaire. O anlarda mesela bu kadar kapsayıcı ve kabul edici bir enerjiyle çalışıyor olmak çok konforlu. Ve ben mesela onu fark ettim sette. Ne söylemek istediğimi söylemekten çekiniyorum, ne işte senin de anlatmak istediğin benim bir takım gülme krizlerim olabiliyor. Mesela dur gideyim de kenarda köşede gizli saklı güleyim demiyorum filan. Evet. Dolayısıyla o şey gerçekten yaptığı işi en iyi şekilde ve sen işini sevdiğin zaman ister istemez etrafındakilerle de bir sevgi ilişkisi kurmaya çalışıyor ya insan. Ben de öyle oluyor maalesef. Hani o sevgiye dahil olmak vesaire, bu çok... Ay seninle ilgili anlatmak istediğim çok şey var, spoiler var Nisan ya. Lafı gireyim böyle boynum gülüyor. Hani şey ben gülme krizlerinden bahsetmek istiyorum birazcık. Yani senin o gülme krizi huyun gerçekten inanılmaz, benim evet, favorilerimden birisi. Kurguda bir edit yapıyoruz. O kadar mutluyum ki favorin olduğunu, kimisi için çünkü baya böyle şey kabus yani. Eyvah başladı yine diye. Ama hani çünkü mesela hani artık 4:30 olmuş, gün geliyor. Çekimler hani çok az kaldı. Bitmek üzere vaktimiz, toparlamak gerekiyor vesaire. Hani evet, zaman kısıtlaması olduğunda hani bazen şey gibi düşünebilirsin, yani gülmeye vakit yok gibi düşünebilirsin, ama aslında hani o 15-20 saniye hani
Ve o bir fark yaratmıyor. Tam tersine ben böyle bir uyanıyordum ve her seferinde enerji doluyordum. Sen gülmeye başladığın zaman. Çünkü hani hepimizin artık içi geçmiş böyle Red Bull'la vesaire ayakta duruyoruz çeşitli desteklerle. Ondan sonra o yani o aslında senin pozitif enerjinin de bir uzantısı. İyi enerjiyle ve iyi tavırda sette olmak çok önemli bir şey. Evet. Ve iyi tavırlı olduğunda ve herkes iyi niyetli olduğunda aslında o çok önemli olan bir güven ilişkisi var ya oyuncu yönetmen arasında. Hani o güven ilişkisinin kurulması da daha kolay oluyor. İki tarafta açık olduğu zaman o çok önemli. Yani sen mesela karakterine deli gibi çalıştın ve ben sana her zaman çok güvendim bir şey söylediğinde. Ve şunu da unutmamak lazım. Evet hani hep oyunculara derler yani sen sadece karakterine odaklanıyorsun. Yönetmen büyük resmi düşünüyor. O yüzden hani o an içerisinde bazen hani oyuncunun aklına yatmayan tam olarak ama aslında iş hani belli açılardan çekildiğinde, kurgulandığında mantıklı olabilecek bazı fikirler çıkabiliyor. Ama bir yandan ben de yönetmenlerin de şunu unutmaması gerektiğini düşünüyorum. Aslında yönetmen 80 tane şeye odaklanırken oyuncu sadece karakterine odaklanıyor. O yüzden bazen senden daha dikkatli ve daha derinlemesine düşünmüş olabiliyor bir takım şeyleri. Ya da o an sette senin dikkatin ışıkta, kostümde, saç, makyaj, kadraj ne oluyor? Belki prodüksiyonla ilgili bir dert var. O kafanı arkadan kurcalıyor. Her ne kadar geriye atsan da vesaire. Kafanın içi çok dolu ve kalabalık. O yüzden aslında yani belki genç oyunculara da hani buradan tavsiye. Bir taraftan da eğer ki sıkı bir ön çalışmanız varsa senin yaptığın gibi içgüdülerinize de güvenip hani onu da hemen çöpe atmamak lazım. Yani zaten bir diyalog bu. En azından yönetmene bunu söylemekten de çekinmemek lazım. Sen daha tecrübeli bir oyuncusun ve bizim güvenli bir ortamımız vardı ve rahatça zaten konuşabiliyorduk ama eminim daha yolun daha başında olan oyuncularda çekinenler ya yönetmen ne istiyorsa yapmalıyım, hiç sesimi çıkarmamalıyım gibi düşünenler vardır. Bu kadar dengesiz bir şey olmamalı. Bir ortak çalışma işbirliğinden bahsediyoruz burada. Yani aslında biraz daha 50-50, 50-50 olmalı diyaloglar. Tabii ne kadar çok set öncesi olabilirse o kadar iyi çünkü sette vakit kalmıyor. O yüzden biz de bütün sıkışık takvime rağmen bazen Zoom'dan bile seninle konuştuğumuz oluyordu. Hatırlıyorum. Yani bol bol diyalog kurmak da aslında önemli bir şey diye düşünüyorum. İşte orada şey çok kıymetli bence. Kendinden vazgeçmemesi lazım oyuncuların. Yani elbette orada işte bir yönetmen var, yapımcı var, beklenen bir takım şeyler var, talepler var. Bu zaman zaman kanaldan, zaman zaman yapımcıdan, zaman zaman işte iş gereği o bütünlüğe dair bir takım talepler vesaire oluyor. O noktalarda gerçekten kendinden ve yapmak istediğin şeyden vazgeçmemek kıymetli. Bu onların lafını dinlememek ya da söylediklerini yapmamak anlamına gelmiyor. Ama doğru bir diyalog başlatmak belki. Çünkü günün sonunda sen oynuyorsun o karakteri ve o karakterde senden bir sürü şey var tabii ki. Sadece sen oynadığın için yani ve o genelde oyuncuların çoğunda var maalesef yani konuştuğumda böyle usta dediklerimden bile duyduğum o kendinden şüphe etme hali. Yapabiliyor muyum? Çünkü izleyemiyorsun ya monitörün başında da yoksun ya aynı anda. İstediğim şeyi yapabildim mi yapamadım mı da bile o güven ilişkisinin kurulabilmesi için bu açık diyalog ama özellikle kendinden vazgeçmemeye fikrini beyan edebilecek kadar özgür hissetmek o alanda kendini çok önemli bence. Yani o özgürlük size verilmiyorsa bile siz o kadar özgür hissetmezseniz gerçekten kamera bunu görür. Evet. Bu böyle zaman zaman bazı karakterlerde evet tık diye yerine oturabilir senin o ben bulunduğum yere güvenmiyorum halin karakterine uyuyorsa ne âlâ. Ama eğer uymuyorsa Nasıl? gerçekten o güvenli ve özgür alanı en azından kendi kafanın içinde yaratabiliyor olmak önemli. Yoksa gerçekten o set bir kapana dönüşür yani. Evet. Bir de seninle ilgili inanılmaz bir şey daha ilginç bulduğum, başka hiçbir oyuncuda görmediğim inanılmaz süratle role girip konsantre olabilme kabiliyetin. İnanılmaz. Mesela sette hani
acayip dramatik bir sahne çekeceğiz. Ama işte hazır oyun demeden belki de 5 saniye önce telefonunda gördüğüm bir şeye kahkahalarla gülüyor olabiliyorsun ya da Fiko'yu tabii ki sette yoğun çalıştığımız için ve özlediğin için Fiko'ya öpücük atıp selam yollayıp telefondan olduğunda ve sonra saniyeler içerisinde böyle bambaşka bir karakter ve dünyaya ve ruh haline girebiliyorsun. Bunu nasıl yapıyorsun? Ben sana sordum bunu sette ama şimdi tekrar burada sormak istiyorum. Yani bence bir bunun çok çalışmakla ilgisi. O kadar iyi biliyorum ki yani orada yani ne yapmam gerektiğini o içgüdüyü susturma hikayesi çok doğru. Ama ben biraz hiperaktifim. Ben aynı anda iki işten az bir şey yaparsam, iki üç işten az şey oluyorum, bir şey yapmıyormuşum, eksik yapıyormuşum, yanlış yapıyormuşum gibi geliyor. Dolayısıyla aslında ben telefona bakıyorum ve gülüyorum zannediyorsunuz ama arkada hep şey çalışıyor. Bir dakika, işte bir önceki sahnede falan oynamıştım. Ondan sonra bilmem ne olmuştu. Orada tam öyle girmedim. Atıyorum, bazen şu oluyor çünkü. İşte çalışırken yazılı olarak planladığın şey o sahnede öyle akmıyor. Yönetmen başka bir şey istemiş oluyor. Sen bir dakika ya, burada bunu yapmam daha doğru olacak diye hissediyorum diyebiliyorsun. Vesaire. Dolayısıyla benim kafamda hep onlar dönüyor aslında. Ama İşte aynı anda 2-3 iş yapmasam rahat edemiyorum. Duramıyorum. Evet, bunu doğru tahmin ettim o zaman. Yani bu bir çeşit aslında meditasyon ve bir çeşit metot senin için. Sürekli bir şekilde meşgul gözüksen de o hani aslında meditasyon dediğin şey de öyle bir şey ya. O beyindeki maymunu oyalıyorsun. Nefesine konsantre ol diye. Aslında böyle ama tabii dışarıdan bakanlar için bizim için hayranlık. Ya çok teşekkür ederim. Bu arada ben bununla ilgili hep çok eleştirildim. Hazal telefonuyla oynuyor falan. Ya arkadaşlar, ben telefonla oynamıyorum. Ama kimse ilgilenmez aslında işini iyi yaptıktan sonra. Evet tabii ama hani işte şikayet etmek isteyenin şikayet sebebi bu tabii günün canım. Sonunda. Abi Hazal dinlemiyor galiba. Hayır ya, ben yani gerçekten sevmiyorum ama şu an beni ele geçirmesine izin vermiyorum zihnimin o sırada. Evet, onu hatırlıyorum bu arada mesela. Her şeyin gayet farkındasın ve hani o sırada yanında bir şey konuşulursa o şöyle miydi, böyle miydi, şapkası var mıydı, yok muydu falan derken hani sen telefon vardı falan diye hemen cevap verdiğin oluyor. Andasın aslında. Ama tabii ki şey de demiştin yani inanılmaz bir ön hazırlık süreci olduğu için o defterindeki notlarını hatırlıyorum. Yani bir de sinemanın şöyle bir boyutu da var ya, hani önceki an neydi, bundan sonra ne olacak? Hele bir de dizi olduğunda mesela benim hani ilk dizi deneyimim olduğu için hele televizyonda bunu hayal dahi edemiyorum. Hani bir daha uzayan bir süreç var karakterin yolculuğuna dair. O bütün o evrimler, değişimler, dinamikler hani bir sinema filmine göre çok çok daha detaylı ve daha uzun bir zaman cetveli var takip etmen gereken. Dolayısıyla aslında tüm bunlara çok hakim olduğun için bunun çalışmasını önden harita gibi çıkarttın aslında karaktere dair. Sahne sahne yazdım gerçekten. Yani hangi sahnede ne oluyordu? O sahnede biz işte ilişkiler anlamında hangi noktadaydık? İşte onun kızın şununla ilişkisi neydi? Bununla ilişkisi neydi? Hangi sahnelerde kırılıyor bu ilişkiler ve başka bir şeye dönüşüyor vesaire? Onların hepsini gerçekten böyle sayfa sayfa yazdım yani. Ön hazırlık sen daha iyi bilirsin ama yönetmenler için de çok kıymetli bir süreç. Çünkü hani gerçekten her şey hazır oluyor ve sette o anın getirdiği, o an aklına gelen, içgüdüsel olarak fark ettiğin, söylediğin, hani bazen çünkü orada yazılı olandan çok farklı bir şey oluyor sette. Bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Çok beğendiğin sahneler sette sen de yaşamışsındır. Çekerken çalışmıyor. Buraya bir şey eksikmiş. Aa, ne kadar tam bir sahneydi derken oynarken ya da çekerken ay ne kadar eksikmiş burada, bir dakika bir şey eklemeliyiz, bir şey çıkarmalıyız, bir şeyin altını çizmeliyiz dediğin çok oluyor. Ama bunu diyebilmek için gerçekten ön hazırlıkta o kadar hakim olman gerekiyor ki mevzuya. Yani bizim yaptığımız iş burada 8 bölüm bir iştir. Dolayısıyla başı belli, sonu belli, kırılma noktaları belli vesaire. Televizyon dizisinde zaten... Ayrı bir dinamik var tabii orada. Ayrı bir dinamik. Yani orada bir yere işte bir köprüden atlıyorsun ve işte düşerken bir yere çarpmamaya çalışıyorsun aslında.
Biraz daha ne göstereceğini bazen bilemeyebiliyorsun. Senaryolar gelmemiş olabiliyor vesaire. İşte senaryo bir gün önce geliyor, ertesi gün sete çıkıyorsun. O gün işte bilmem kaç bölümdür kurduğun bir hikayenin kırıldığı, yıkıldığı falan, o pik noktası oluyor ya, yarın settesin yani, hadi bakalım. Dolayısıyla çok zor gerçekten. Yani televizyon dizisinin koşulları içerisinde ben yani çıkan işleri mucize olarak görüyorum. Yapılabiliyor olmasını. Bazen çok sert eleştirilebiliyor televizyon dizileri, ama bu eleştiri yaparken hani ne koşullarda yapıldığını da unutmamak gerekiyor. Hı-hı. Hani öyle düşününce biz işte 8 bölüm, her bölüm 40 dakika ortalama, yaklaşık 4,5 aylık bir çekim yaptık. Hani normalde çok daha hızlı olması gereken bir süreçti ki o bile yetmedi gibi geldi. Yani sanki bu iş biraz şöyle, yani 5 ayın olsa bir bölüm için gene yetmeyebilir. Yani hani o böyle verdikçe detayında boğulabileceğin bir iş. Hele ki böyle benim gibi detaycı birisiyseniz, yani her zaman üzerine titriyecek yeni bir detay bulabiliyorsunuz ve zaman sonsuz bir şekilde yetmemeye devam edebiliyor. Ama hani evet, televizyon dizisinde gerçekten çok sıkışık takvimler. İnsanüstü bir çalışma, evet. Yani ben evet, mesela çok konforlu buldum şeyi. 8 bölüm, başı sonu belli, her noktasına çalışabiliyorsun vesaire. Yani o mini dizi çok çalışması da çok eğlenceli ve heyecan verici. Çok yani keyifliydi. Evet, şimdi baştan böyle bir şey kurduk ama devamında ne olacağını bilmiyoruz. Biraz seyircinin de ilgisine göre şekillenecek demek zorunda kalıyorsun dizide. Evet. Yani birkaç işte 3-4 tane ipin ucunu tutuyorsun. Onu kaptırmamaya çalışıyorsun. Bir dakika, en azından bundan feragat etmeyelim, bunu feda etmeyelim dediğin şeyler olabiliyor karaktere dair. Ama onun dışında sonsuz bir çukur orası. Bilmiyorsun ki yani yarın öbür gün izleyicinin neyi beğeneceğini hiç bilmediğimiz için. Bir dakika, oraya döndürüyoruz hikayeyi dedikleri noktada senin karakterine sahip çıkıyor olman gerekiyor. Onu koruyor olman gerekiyor. En azından çünkü ben şey yaptım. İzleyici bu karakteri şu yüzden seviyor zaten. Onu veremeyiz bu hikaye uğruna. Onu feda etmemeliyiz diyenin oyuncu olması gerekiyor. Çünkü orada gerçekten yapımcı da en az yönetmen kadar, hatta yönetmenden de fazla 3-5 işle birden uğraşıyor oluyor. İşte yönetmen bütün seti idare etmeye çalışıyor. Gerçekten orada o severek oynadığın şeyi koruyacak bir tek sen oluyorsun. Ve o noktada gerçekten dik ve sağlam durmak ve bundan da korkmamak gerekiyor. Yani öyle bana iş vermezler, öyle demeyeyim. Böyle ya, tabii ki saygı ve terbiye sınırlarını aşmaktan da, hani sınır aşımından asla bahsetmiyorum. Ama kendi sınırların dahilinde, o karakter de senin alanına dahil birisi olduğu için artık ona sahip çıkmayı kıymetli buluyorum. Ya orada da o korku iklimine kapılmamak lazım yani. Aman iş vermezler, öyle etmezler, böyle yapmazlar. Ben, hayır yani, sen gerçekten çalışkansan, dik duruyorsan, kimseye bir saygısızlığın, terbiyesizliğin yoksa, var dedikleri noktada bile olmadığı bir şekilde kanıtlanıyor. Dolayısıyla hani bu manada, hani bu sektörde var olmaktan da bahsedersek biraz, aslında bence şey bu, kilit nokta bu. Benim arkamda kimse yoktu yani. Hani bir yandan da öyle bir şey var ya, bu dizi oyuncularının dayısı oluyor, abisi oluyor, bilmem ne, sonra torpil falan. Öyle bir torpil yok yani. Gerçekten seni olduğun yerde 15 yıl tutacak bir torpil yok. Hani 2 yıl belki durursun ama onu bile duramazsın yani. Çünkü motivasyonu doğru belirlemek gerekiyor o noktada. Ben gerçekten bu işi sevdiğime karar verdim ve önce neyi sevdiğimi buldum bu işle ilgili. Sonra da bunun için ne yapabilirim buldum. Hani sektörde ayakta kalmak evet çok zor. Yani başına bin tane şey gelebiliyor. Kötülüklere uğruyorsun. Canın sıkılıyor. Benim işte ben tamam ya galiba yapmak istemiyorum deyip aşçılık okudum ben. Şimdi bu bırakmalardan dönüyorsun. Tabii. Benim her yerde yapabileceğim bir işe ihtiyacım var. Ne yapayım? Aşçılık falan diye. Aşçılık da okudum ama şey, biraz zehirli bir iş bu. Hani bir kere sete çıkınca, hele de sevdiysen, o zehri aldıysan onu vazgeçemiyorsun sette olma halinden. Dolayısıyla evet, hani bunu söylemek isterim. Yani kendinizden vazgeçmeyin yani hiçbir noktada.
ve tadını çıkarın. Yani sonradan çok dertlendiğim şeyler böyle çok ufak ve saçma geliyor şimdi. Ama o zaman ona dertlenmek de güzelmiş diyorum sonra. Çok şey öğrendim o şey her neyse ona üzülmekten, ondan korkmaktan vesaire. Yani biraz şey bunu böyle bir at yarışı gibi işte şimdi öne geçeceğim, şimdi en filan ben olacağım gibi bir hırsa dönüştürmektense sürecin tadını çıkardığın zaman yeterince de seviyorsan ve çalışıyorsan zaten işte bir noktaya geliyorsun herkes için. Yani yeter ki sen kendi içinde nerede durduğunu bil yani. Onu bilmezsen çok savruluyorsun. Çünkü hiç gerek yok bu kadar savrulmaya. Evet, çok güzel özetledin. İlham verici bir noktada o zaman bitirebiliriz konuşmamızı. Bu gazla. Bu gazla saldırmak. Bu gazla izleyen genç oyuncu arkadaşlarımız alsınlar yürüsünler diyorum ben. Kesinlikle söylediklerinin hepsinin altına imzamı atabilirim. İçine dönüp etrafa ben de fazla gözlemlemeden hani kim ne yapıyor başarıya ya da başarısızlığa ödüllere vesaire fazla takılmadan üretime odaklanıp aslında bu işi yapmaya duyduğumuz sevgiden ve tutkudan yola çıkarak hani ona sadece sıkı sıkı tutunarak yol alıp gideceğimiz keyifli bir yolculuk. Gerçekten de böyle. Evet. Çok teşekkür ederim Hazal. Ben her çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetliymiş bence. Sen de her zaman. O zaman tekrar yollarımızın kesişeceği gün dört gözle bekleyerek diyorum. Ben de. Ve kesinlikle öpüyorum. Bekliyorum. Ben de tamam. Öpüyorum çok. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.